Merhaba efendim. İçel TV'ye, Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Değerli seyirciler, 1 Mayıs geride bırakıldı. Tüm Türkiye'de ve tüm dünyada 1 Mayıs'ı yaşayan tüm dünyada 1 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ülkemizde de bazı illerde ve ilçelerde güvenlik gerekçesiyle 1 Mayıs kutlamaları ya iptal edildi ya da daraltılmış bir program şeklinde kutlandı. Mersin'de de güvenlik gerekçesiyle geleneksel yürüyüşe izin verilmedi. Bazı gruplar yine de Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir noktada bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldiler ve 1 kilometreye yakın bir yolu yürüyerek, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladılar ve Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Mayıs Mersin'de olaysız bir şekilde kutlandı. Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 5000 kişinin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen kutlamalara yaklaşık 5000 kişi katıldı. Her yıl istasyon meydanında başlayan kortej bu yıl güvenlik nedeniyle iptal edildi. Bazı gruplar kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçiş yaparken bazı gruplarsa pankart ve dövizler taşıyarak meydana yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda toplanarak meydana kadar yürüdü. Geniş güvenlik önleminin alındığı kutlama alanına vatandaşlar üst araması yapılarak alındı. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi dayanışması sloganlarının atıldığı kutlamada vatandaşlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Tertip komitesinin katılımcılara hitap etmesinin ardından sahneye çıkan sanatçı Mustafa Özarslan, sevilen türküleri seslendirirken katılımcılarda dev halkalar oluşturarak halay çekti. Olaysız geçen 1 Mayıs kutlamaları 3 saatlik bir programın ardından Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Değerli seyirciler, geçen hafta ekranlarınıza getirmiştik, haber bültenlerimizde de yer almıştı. 15 yaşındaki bir genç kız çeşitli sorunlar yaşıyordu, okuluna da devam etmiyordu. Devamsızlık nedeniyle okuduğu ortaokuldan da uzaklaştırılmıştı. İşte bir sabah evinden ekmek almak için çıktı, bir daha geri dönmedi. Annesi ve babası sokak sokak gezerek kızlarını aradılar ve polisten de yardım istediler. Polisin yapmış olduğu titiz çalışma sonucunda 15 yaşındaki Büşra bulundu. Mersin'de bir hafta önce ekmek almaya çıktığı evine bir daha dönmeyen ve kayıplara karışan 15 yaşındaki Büşra, polisin çalışması sonucu bulunduktan sonra yetiştirme yurduna teslim edildi. Mersin'de İleri Ortaokulu'nun 7. sınıfında eğitim görürken yaklaşık bir ay önce devamsızlıktan dolayı okuldan atılan kız çocuğu geçen pazar günü sabah İhsaniye Mahallesi'ndeki evinden çıkarak bakkala gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha eve dönmedi. Ev kadını anne Zübeyde K. ve inşaat işçisi baba Hasan K. kızlarının gidebileceği tüm yerlere bakarak kızlarını arkadaşlarına sordu ancak bir sonuç alamayınca polisten yardım istedi. Çocuk Şube Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışması sonuç verdi. Genç kızın aile fertleri ve yakın arkadaşlarının verdiği bilgiler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hüseyin K. ile duygusal arkadaşlık yaşadığı ve onunla kaçmış olabileceğini belirledi Büşra'nın. Bunun üzerine zanlının yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı. Hüseyin K.'nın Mersin'den ayrılmak üzere memleketi Gaziantep'ten bir yakınından başka biri adına para göndertmeye çalıştığı belirlendi. Hesabına para yatırılmak istenen zanlıyı tespit ederek yakın takibi alan polis ekipleri kayıplara karışan kız çocuğunu Mezitli ilçesi Viranşehir mahallesindeki bir inşaatın bekçi kulübesinde buldu. Duygusal ilişkisinin olduğu öne sürülen kişi ve bu kişiye yardımcı olduğu saptanan kişiler gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15 yaşındaki kız çocuğu yetiştirme yurduna teslim edildi. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ankara'da ikinci tanıtım günlerini düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mersin'i Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için tanıtım atağını devam ettiriyor.
Tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yönlendirmesiyle ve bazı konularda vermiş olduğu destekle bazı ilçelerde kendilerini ve Mersin'i tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar ve bazı çabalar içerisine haklı olarak giriyorlar. Bunlardan son örneği de Anamur'da. Anamur'da Kırmızı Gül filmi çekiliyor ve bu filmle Anamur tanıtılacak. 3, 2, 1 kayıt. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Sen de bağır ona göre. 2, 1 kayıt. Buradayız şialırız. Mersin'in Anamur ilçesinde çekimlerine başlanan Kırmızı Gül isimli sinema filmi basına tanıtıldı. Anamur'da yaşayan ve geçimini eskicilik yaparak kazanan bir gencin umutsuz aşkının ve ortaya koyduğu hayat mücadelesinin anlatıldığı film aynı zamanda Anamur'un tanıtımını yapacak. Don biçmek. Biz onlarla aşık atabilir miyiz hiç? 3, 2, 1, kayıt. Ne oldu Ömer'e? Öldüreyim lan, sen öldüreyim mi? Yapma! Yapma! 3, 2, 1, kayıt. Ne? Biz o kadar parayı nereden bulacağız? Söylesene! Ekranlarda yakından tanınan usta oyunculardan Şükran Çağman, Ahmet Çetin, Mithat Artı, Malatyalı Serpil, Serap Çelik Ünal, Anamurlu bağlama üstadı Ali Koyu, Suna Aras, Ahmet Kara, Mercan Kumpınar, Alper Babahan, Elif Tuana Ünal, Zeynel Abidin, Karave ve daha birçok karakter filmde rol alıyor. Anamur'un her tarafına gelecek, sokak sokak. Eskici Hudali diye bağıra bağıra rol gereği. Doğal olarak bütün Anamur bu filmin için gözükecek. Bir nevi gizli Anamur belgeseli. Hem bir hazin aşk öyküsü var, hem değişik karakterlerin, tiplemelerin toplumdan, benim insanım, bizim insanımız tiplemelerin bulunduğu çok güzel bir öykü. İnşallah 10 günde tamamlayacağız. İnşallah güzel bir şeyler yapacağız. Efendim, Anamur'umuza geldik. Herkesten memnun, rahatız. Efendim, çok güzel karşılandık. Amacımız Anamur'u dünyaya tanıtmak. Buraya geldik biz. Çok güzel bir ekibimiz var şu anda. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kameraman, çalışan, oynayan. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Anamur'u tanıtmak için. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Bu projede başrol oynadığım için çok mutluyum. İnşallah elimden gelen en iyi şekilde yaparak Anamur'umuzu en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam Anamur'a geldik. Ben çok beğendim. Ben beğendiysem herhalde bütün Türkiye'yle beğenecek inşallah. İstanbul'dan geldim. Oyunculuk yapıyorum. Benim yardımcı gelene kadar. Buraya Eskici filmini çekmeye geldik. Anamur'u tanıtmaya geldik. Bir ekip olarak biz çok mutluyuz. Ses alalım. Buradacı! Burada alır! 2, 1, kayıt. Buradayız, şialırız. Mersin'de Paskalya ayini düzenlendi. Ayine Mersin'deki Hristiyan cemaatinin yanı sıra turist olarak Mersin'de bulunanlar da katıldı. Mersin'deki Paskalya ayini Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur, Katolik Kilisesi rahibi François Dondu, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, cemaat ve yurt dışından tatil için Mersin'e gelen turistler katıldı. فَقَالَ لَهُنَّ لَتَنْدَهِنَّ اَنْتُنَّ تَطْلِبْنَ يَسْوَانَ Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakarak dilekler tutarken çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında şarap, ekmek ve Paskalya yumurtaları ikram edildi. Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur ayinde barış ve huzur dileğinde bulundu. Mersin'de PKK-KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı ve tutuklananlar var. Mersin'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre PKK-KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda güvenlik güçleri kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarla kamu araçlarına yönelik el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli, havai fişek ve ateşli silahlarla saldırdıkları belirlenen 11'i küçük yaşta 22 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 49 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 34 tüfek fişeği, 5 havai fişek rampası, dijital depolama aygıtları, cep telefonları, bilgisayar, örgütsel içerikli doküman ve terör örgütü PKK-KCK'yı simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli seyirciler, Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Bir otomobil iki tır arasında sıkıştı ve hurdaya döndü. Otomobildeki iki kardeşten biri olay yerinde hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza TEM otoyolunda meydana geldi. BE kontrolündeki otomobil arıza yapınca Mersin istikametinde yol kenarında durdu. Otomobilde bulunan sürücü ve kardeşi DP yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Yoldan geçen tır sürücüsü YD arıza yapan aracı çekiciye bağlı dorseye halatla bağlayarak yaklaşık 3 kilometre çekti. Bu sırada sürücülüğünü HÜ'nün yapmış olduğu tır arıza yapan otomobile arkadan çarptı. İki tır arasında kalan araç hurdaya döndü. Kazayla birlikte otoyolda can pazarı yaşanırken yoldan geçen diğer sürücüler de yardım etmek için durunca otoyolda kargaşa yaşandı. Otomobil sürücüsü BE olay yerinde araçta sıkışarak hayatını kaybederken kardeşi DP ise ağır yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan DP, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobile arkadan çarpan tırsa çarpmanın etkisiyle 200 metre sürüklenerek yakıt deposunun alev alması sonucunda yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüleri kazayı hafif bir şekilde atlatırken DP'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yine Mersin'in Tarsus ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu traktörü kullanan çiftçi hayatını kaybetti. Tarsus ilçesinde 30 yaşındaki çiftçi Ercan da sulama kanalına devrilen traktörün altında kalarak can verdi. Tarsus Yeşiltepe mahallesi yakınlarında tarla sürmek için toprak yolda traktörüyle ilerleyen Ercan da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktörüyle birlikte yolun kenarındaki sulama kanalına düştü. Tarlaların arasında ıssız bir bölgede meydana gelen kaza uzun süre kimse tarafından fark edilmedi. Kazadan birkaç saat sonra yoldan geçen bir çiftçinin devrilen traktörü görerek ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda Ercan da sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekibinin yapmış olduğu kontrolde Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'de Spor Toto Türkiye 10.000 metre şampiyonası düzenlendi. Koşu olarak Nevin Yanıt Atletizm pistinde ve bu yarışmaya, bu turnuvaya katılan sporculardan 3'ü Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandı. Mersin'de yapılan Spor Toto Türkiye 10.000 metre şampiyonasında Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Meryem Akda olimpiyat barajı geçme başarısı gösterdi. Yasemin Can ayrıca 10.000 metre Avrupa U23 rekorunu da kırdı. Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen Spor Toto Türkiye 10.000 metre şampiyonasında 3 olimpiyat barajı geçildi. Daha önce 5.000 metrede baraj geçen atletlerden Yasemin Can 10.000 metrede, Meryem Akta ise 3.000 metre su engelli de ikinci kotalarına ulaşırlarken Avrupa şampiyonu Polat Kemboi Arıkan da 10.000 metrede Rio vizesi aldı.
Kadınlar 11 metre mücadelesini kazanan Yasemin Can, 5000 metreden sonra ikinci kez olimpiyat barajını yakaladı. 3 yıl önce Akdeniz oyunlarında kazanmış olduğu pistte 11 metre mücadelesine çıkan Polat Kamboy'u Arıkan, inanılmaz bir finişle barajı geride bıraktı. Son turu 62 saniyede koşan Polat, 0.41 saniye farkla barajın altına inerken 27.59.59'luk dereceye de imza attı. Günün bir diğer Rio kotasına ulaşan isim Meryem Akda oldu. 3000 metre su engelli de daha önce baraj geçen Özlem Kaya ve Tuğba Güvence eklenen Meryem 9.36.54 koşarak olimpiyat bileti aldı. Türkiye böylece maratondan sonra kadınlar 3000 metre su engelli kategorisinde de 3 sporcuyla sınırlı olan olimpiyat kategorisini tamamlamış oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren atletlere 3000, 2000 ve 1000 Türk lirası olmak üzere para ödülleri verildi. Sporculara madalya ve ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu ve Mersin Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz tarafından verildi. Değerli seyirciler, Türkiye'de son saatlerde ne tür gelişmeler yaşandı bakacağız. Sonrasında yerel gazetelerle birlikte olacağız. Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlandı. Birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Alanda terörist başı Öcalan'ın posterinin açılması ise gerginliğe neden oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde Taksim'e yürümek isteyen ve kutlamaları burada gerçekleştirmek isteyen gruplarla polis arasında bu yılda arbede yaşandı. Emniyet güçlerine direnen çoğu eylemci gözaltına alınırken bazı sendikalar ise Kazancı Yokuşu ve Taksim Anıtı önünde karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise işçileri ağırladığı Çankaya Köşkü'ndeki konuşmasında işçilerin emeğiyle yükselen Türkiye vurgusu yaptı. Suriye tarafından atılan iki Katyuşa roket atar mermisi Kiliskent merkezinde patladı. Çok sayıda araçla evde hasar oluşan patlamada 4 kişi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yine yoğun bir mesaiyle başlıyor. Meclisin en önemli gündemi dokunulmazlıklar. Kütahya'da çakmak gazı dolum tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri ve 2 metruk bina yandı. 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde fotoğraf çekmek ve manzarayı seyretmek isteyen 16 yaşındaki Hollandalı turist kız dengesini kaybetmesi sonucu ailesinin gözü önünde uçurumdan düşerek can verdi. Adıyaman Spor 1954 ile Kahta Spor arasında oynanan bölgesel amatör ligine yükselme karşılaşması sonrası futbolcular birbirine girdi. Polisin biber gazı, basınçlı su ve copla müdahale ettiği kavgada iki polis ve bir gazeteci yaralandı. Yerel gazetelerimize bakalım efendim, hangi konuları gazeteler işliyorlar. İlk olarak bakacağımız gazete Mersin. Mersin gazetesi Mersin'de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına değiniyor. Laik Türkiye'ye dokundurmayacağız, direne direne kazanacağız başlığını atarak ve ayrıntısında şöyle diyor Mersin gazetesi. Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen yürüyüş ve mitingle coşku içerisinde kutlandı. Bu yılki kutlamalarda meydana laiklik tartışması damga vurdu. İşçiler taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarda laikliğe dokundurmayacağız mesajı verdiler diyor Mersin gazetesi. Mersin gazetesinden diğer bir gazetemiz Haberci'ye geldiğimizde başlık şu Haberci'de: toprak sahipleri elektrikle tehdit ediliyor. Sayıları yüz binleri bulan çadırlarda yaşayan insanlar toprak sahiplerinin modern köleleri oldu. Toprak sahibinin işçisi olmayı kabul edenler elektrik ve yevmiyesi için hastayken, cenazesi yerdeyken bile çalışmak zorunda bırakılıyor diyor ve bir işçi dramının ayrıntılarına yer veriyor Haberci gazetesi. Haberci'den geliyoruz Yeni Güney'e. Yeni Güney'deki başlık şu: muhteşem tanıtım. Ankara'da düzenlenen Mersin tanıtım günleri sona erdi.
Mersin'i Türkiye ile buluşturan tanıtım günü muhteşem geçti diyor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 28 Nisan'da başlayan ve 1 Mayıs'ta sona eren 2. Ankara Mersin Tanıtım Günleri'nin ayrıntılarına yer veriyor Yeni Güney Gazetesi. Yeni Güney'den geliyoruz Çukurova'ya. Çukurova'da 1 Mayıs'a vurgu yapıyor. Baskı, yıldırma, yasak ve ihbarlara inat, coşkulu 1 Mayıs diyor gazete ve diyor ki Adana ve Tarsus'ta gelen ihbarlar üzerine 1 Mayıs programlarının iptal edilmesi üzerine gözler Mersin'e çevrilmişti. Ancak emek örgütleri geri adım atmadı ve Mersin'de binlerce yurttaş alanı doldurarak coşkuyla 1 Mayıs'ı kutladı diyor gazete değerli seyirciler. Diğer bir gazetemize hakimiyete geldiğimizde başlık şu: emekçiler alanlardaydı. Mersin'de de 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlandı diyor. Mersin'de valilik ve 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından arasında yapılan görüşmeler sonrasında yürüyüş olmadan kutlanan Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs mitinginde polis sadece mitingin yapılacağı alanda değil kentin dört bir yanında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Mersin'de 1 Mayıs olaysız kutlandı diyor Hakimiyet Gazetesi 1. sayfasında. Ve efendim Hakimiyet Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuz da sona ererek içer gündemini bugün de burada noktalıyoruz. Ayrıntılar haber bültenlerimizde. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. İç yapımı.